kez sadece o seti değiyor. Bu markette sınırdaki kontrolden daha fazla kontrol var. Sınır şurası, sınırda kontrol yok. Evet, burası Brezilya. Karşı taraf Kolombiya. Sınırda yürüyorum. Sınırda yürürken gördüğünüz gibi parmak arası terliğim neredeyse, yani gitti, yeni bir terlik alıp mı almalı mıyım, yoksa parmak arası terlik sezonu bitiyor mu? Çünkü Brezilya'ya veda edip Kolombiya'ya geçiyorum. Zaten geçip duruyorum birkaç, yani neredeyse 2 hafta oldu. Ama tabii parmak arası terlik Brezilya'nın sembollerinden biri. Ama yenisini alacağım yine ben. Bir tane yeni bir parmak arası terlik alıp buralardan gitmeden önce sağlam bir parmak arası terliğimin olması lazım gördüğünüz gibi. Ama tabii sembolik bir yerde parmak arası terliğimin helvasını yedik. Burası Brezilya'da, hemen Kolombiya sınırında. Bu mahallede yaşayanların çoğunluğu Kolombiyalı. Ve bu ilginç bir bina var hemen bu mütevazi bir mahallede. Sanki uzaydan gelmiş bir uzay istasyonu gibi. Burası bir okul binası. Kamerayı unuttum. Hayır abi, burada. Hoşta hoşta. Kamera direğimde bakar mısınız? Brezilya ve Kolombiya. Tam da Brezilya ile Kolombiya arasında kamera direğim. İki sınır arasındaydı. Burası Kolombiya. Brezilyalı köpek. Kolombiya'daki evler. Şunun adı Yuka Kolombiya'da. Brezilya'da mandioka. Yuka mandioka. Brezilya'da bayağı yedik biliyorsunuz mandioka. Mandioka onu. Brezilya'da çok fazla parmak arası terlik var. Artık parmak arası terlikli taraf Brezilya'da. Parmak aralıksız, parmak terliksiz taraf Kolombiya'da. İki arada bir dere. Yani dere nerede? Dere burası diyebiliriz. İki ülke arasında kaldım. Öyleyse sınırda Brezilya ve Kolombiya sınırında yürüyüşe devam edelim biraz. Burada ulaşım genelde tuk-tuklarla sağlanıyor. Yani tuk-tuk taksi veya motor bisiklet taksiyle sağlanıyor. Moto taksi deniyor onlara da. Mercado aquí en el frontera con Brasil y Colombia. ¿Y você brasileiro o colombiano? Os dois. Qué bueno. ¿Tienes dos pasaportes? Sí, qué bueno. Oh, wow. Qué interesante. Sınırdaki evler böyle. Tepikler. Bu kumbia. Peru'ya da ait. Genelde kumbiayı da burada duyabiliyorsunuz. Tabii genelde Peru kökenli insanlar da var burada. Kumbia aslında şöyle. Kumbia'nın hikayesi çok ilginç. Kumbia aslında Kolombiya menşeli bir müzik türü. Bir dans. Müzik, dans. Fakat şöyle, Kolombiya'da yani bir mesela gece kulübünde, bir diskoda kimsenin böyle kumbia eşliğinde dans ettiğini göremiyorsunuz. Çünkü kumbia daha böyle folklorik bir müzik türü. Fakat Peru'da, Arjantin'de, Bolivya'da Peru popüler... Ola dedi be. Okey. Telefona dikkat edinler. Yani böyle daha popüler olan, işte insanların dans ettiği bir müzik türü. Telefonu hemen kapatıyorum. Burası Avenida de Amistad, arkadaşlık, dostluk bulvarı. Hemen
Bulvarın devamı da şu karşıda da Kolombiya sınırı. Kolombiya sınırından itibaren de uluslararası bulvarı. Gördüğünüz gibi iki ayrı ülke fakat tabii aynı bölge, aynı bölgenin insanları. O yüzden tabii insanlar benziyor, kültür benziyor. Tabii farklı olan şeyler de var. Mesela para gibi değil mi? Yemekler. Mesela burada mandioka unu Kolombiya tarafında da yemeklere konuluyor ekstra. Brezilya'da çok yaygın zaten. Hala Brezilya'dayız. Parmak arası terlik ülkesi ve yırtılan parmak arası terliğinin yerine bir tane daha alacağım. Burası da Tabatinga veya Tabatinga, Brezilyalıların dediği gibi belediyesi ve Brezilya'nın her tarafında olan bir elektronik mağazası var. Lojas Americanas. Şimdi oraya gidiyorum. Aynı zamanda orada da Chinelli parmak arası terlik de satıyorlar. Şimdi karşıya Lojas Americanas'a gidiyorum. Yani Brezilya deyince parmak arası terlik gelmemesi aklımıza mümkün değil. Bakar mısınız, herkeste parmak arası terlik var ve en fazla bilinen parmak arası terlik de Havaianas. Şimdi yok, sadece ikisinde var. Bakalım başka parmak arası terlik burada var mı? Burada kesin parmak arası terlik var. ¿Cómo se llama? Amanda. Amanda, ¿de dónde vas? ¿De qué ciudad? Do Rio de Janeiro. Oh, ¿você mora aquí cuánto tiempo? 4 meses. ¿Qué saudade você tem de Rio? Da internet, principalmente. ¿Cómo sería? Eu acho que da comida também. Praia? Um pouco. Aqui é muito quente também. Sim, sim, verdade. Um pouco mais fresco lá. Ah, sim. É, tem mais, opção, aqui é muito pequeno. Ah, sim, verdade. Samba também? Claro, aqui é só música colombiana, sí. Forró, sim, sí, então muito misturada. É. Sim. Sí. Ah, obrigado. Gördüğünüz gibi burası elektronik mağazası. Her şey var işte. Çamaşırlar var, oyuncaklar var ve aradığımız $19. Güzel, ucuz. Yani 10-15'e bile bulabiliyorsunuz bazen. Ama Ipanema tabi, Havaianas değil en fazla bilinen. Aa, Havaianas yok mu? Ipanema. Nerede Havaianas? Benimkisi de Ipanema'ydı. Ipanema biliyorsunuz Rio de Janeiro'da bir plajın adı. Havaianas. Havaianas daha pahalı. Benim ebadımda yok gibi. Ha, var. Tamam. Sonunda Havaianas'ımı buldum. Normalde tam istediğim renkler değil ama tam terliğimle, bir önceki terliğimle aynı renklerde. Ama yani başka bir şansımız yok. Ha, güzel, güzel duruyor. $6 euro civarında. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kesin $50 vardır. Yeni Havaianas terliklerimle arkadaşlık, dostluk bulvarını adımlamaya hazırım. Şu anda bu Ipanema terliğimi atacak bir çöp arıyorum bu bulvarda. İşte Kolombiya, Brezilya-Kolombiya sınırını böyle geçiyorum. Kolumu sallaya sallaya, herkes gibi. Yani hiçbir kontrol yok. Ticaret. Hemen paranızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradan tuk-tuklarla taksi istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Evet. Kolombiya'dayım. Leticia. Tabatinga'dan Leticia'ya geçtim. Ekmek almaya geldim.
Şimdi Letícia'da yapmamız gereken şeyler. Yani bu bölge hakkında güzel şeyler söylememiz gerekiyormuş. Yani burada yaşayanlar için hitap ediyor. Randevumuzdan 5 dakika önce gelmemiz gerekiyor. Yani Kolombiyalıların bunu çok dinlemesi gerekiyor. Yani bizim de tabii Türklerin, ama Kolombiya'da herhalde 2 saat sonra geldikleri için bunu çok fazla dinlemeleri gerekiyor. Yani şikayet etme diyor, yani çözüm bul. Yani çözüm odaklı çalış. Ne güzel. Çöp atma. Hemşehrilerin hakkında kötü konuşma. Yani sevgi dolu ol, yani ziyaretçilerle, yani bize karşı. Yani bu çok güzel. İyi bir öğüt. Podemos también pagar con reales. Gördüğünüz gibi real ile ödeme yapabiliyoruz. Ama ben tabii peso ile ödememi yaptım. Ekmeğimi aldım. Ekmek güzel gibi. Obrigado. Ah no, burada gracias. Burada gracias diyoruz. Gracias. Ciao, hasta luego. Şimdi de Brezilya'dayız. Yani yağı da buradan Brezilya'dan aldık. Tabii real ile ödüyoruz. Ama se acepta pesos también. Ama burada pesoyu da kabul ediyorlarmış, ama neyse. Ben real ile ödüyorum. Obrigado. No, gracias. También de nada. Nada. Gracias. Obrigado. Yani bu mağazada, bu markette sınırdaki kontrolden daha fazla kontrol var. Şimdi fişimizi kontrol edecekler. Sınır şurası, sınırda kontrol yok. Soysu. Gracias. Şimdi Tabatinga şehrindeyiz. Brezilya'nın Kolombiya sınırındaki şehri. Burada sınıra 2 kilometre uzaklıktan çıkış veya giriş pasaportunuza mühürü buradan almanız gerekiyor. Yani sınırda herhangi bir kontrol yok. Kendi mühürünüzü kendiniz alıyorsunuz. Girişinizi kendiniz yapıyorsunuz. Normalde tabii sadece Türk ürününe gezi için Kolombiya'ya geçebiliyorsunuz. Fakat Kolombiya'dan başka bir şehre uçmak için şöyle buradan çıkışınızı almanız gerekiyor. Yoksa Kolombiya tabii giriş mührünü de basmıyor. Şimdi Brezilya'dan Kolombiya'ya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi alkol Brezilya'da ucuz. O yüzden hemen sınırda alkol alabiliyorsunuz. Bira, Pepsi. Sonra sınırı geçiyoruz hemen. Hemen şu anda sınırı geçiyorum. Sınırı geçtik. Kolombiya'ya geldik. Kolombiya'da da hemen dişçi var. Demek ki dişçiler burada daha ucuz. Hemen diş yaptırmak isterseniz, dişinizi beyazlatmak isterseniz sakın yaptırmayın, sağlıklı değil. Kolombiya'ya geçtik. Şimdi bakın, hiçbir kontrol yok burada. Şimdi pasaportuma mühür almak için havaalanına gitmem gerekecek. Havaalanında buradan aşağı yukarı ya 3 kilometre vardır. Şimdi sınıra geldik. Kolombiya'dayız. Kolombiya'nın Letícia şehrine geldik. Tabatinga şehrinden. Hala Amazonlardayız. Kolombiya'da Brezilya sınırına 3,5 kilometre sonra da bu havaalanından pasaportunuza mührü vurdurup artık legal bir şekilde bu ülkede kalabiliyorsunuz. Yani birkaç gündür buradayım ve tabii ki Kolombiya-Brezilya sınırında doğal olarak gelip gidiyorum. Ama normalde tabii bu bölgede bu legal. Burası Letícia'da, yani Kolombiya'da bir kafeterya. Tabii kafeterya genelde erkeklerin oturduğu, aynı bizim kahveler gibi. Hatta şey de var, şurada hemen bilardo salonu da var arkasında. Wow, ne kadar büyük. Tabii buradaki tek fark buradaki çalışanların kadın olması. Café, por favor. Sí, con leche. Gracias. Gracias.
İşte böyle Türkiye'deki kahvehanelerden çok farkı yok. Sağa sola bakıyorsun, kahve içiyorsun. Tabii burada çay yok, kahve var. Kolonya kahvesi, güzel böyle. Bakın bitirdim, küçücüktü.